Pikaptı, jipti, böyle bu tarz iri kıyım arabaları seviyorum. Yıllarca da kullandım ama içimde bir yerde de bir apaçilik var yani. Bir apaçi arabası yapasım var böyle. Neonlar aşağıda böyle. Diye koyacaksın ya, anlayacaksın. Bu arada geçen gün... Ya benim arabalarla hiçbir alakam yok biliyorsunuz. Benim çocukluktan beri ne hikmetse bir hayalim var böyle... Rüyalı, hatta bir gün bir rüya görmüştüm öyle. Üstü açık kırmızı bir araba. Babam tarafından böyle arka otoparka koyulmuş. Rüyamda biz giriş katında oturuyorduk ya. Ve camdan orayı bir gösteriyor. Ben arabayı görüyorum böyle üstü açık. Ama spor araba yani. Böyle Ferrari gibi de değil. Böyle Japon klasmanı, Honda gibi bir araba. S2000 gibi düşün. Ulan onu bir görüyorum. Zank uyanıyorum böyle 2-3 dakika sonra. Rüya hep aklımdadır benim. Şeye hevesim var. Eski kasa. Böyle Vitek, Mitek bir şeyler yani. O Tokyo Drift'teki arabalar gibi de değil ama. Biraz daha eskilerinden ama yapılan. Geçen gün de böyle Mert bir şeylerden bahsetti falan. Böyle yine o alevlendi bende. Lan dedim, acaba böyle ucuz bir araba bulup, ucuz bir kasa bulup, 3-5 değişiklik, 3-5 motor değişikliği, işte bilen kişilere sor. Doğan Kabağa git, ona git, Manço'ya git. Ne bileyim, bir şey de böyle sorup acaba izleyicilerle birlikte bir araba yapabilir miyiz? Sonra o arabayı işte fiyatlarını araştırmam gerekiyordu. Ne kadara mal olur? İşte 100 bin lira mı olur? 200 bin lira mı olur? İçine koyulacak motor sıfır mı olur? Çıkma motor mu olur? Doğukan Manço çok güzel yapıyor bir işi. Ona da soracağım. Yani tanışıklığım yok ama. Öyle bir kafama böyle bir anda bir dank etti. Dedim ki bir şeyle uğraşmalıyım yani. Yapabiliyorsam yapmalıyım ama lüks bir şey olmamalı. Çok para harcatmamalı. Fantezi olmalı ama deli gibi de yanlamalı ya da deli gibi beygiri olmalı diye. Şimdi bu konuda çok bilgim de yok. Araba manyağı bir herif de değilim. Teknik de çok bilmem. Girsem mi girmesem mi, bu aralar kafama o karıştırıyor. Buradan duyurulur. Hani olur da denk gelir. Bu işi yapan biri vardır ya kardeşim, sen rahatlasana. Asıl hayalim biliyorsunuz Amerikan yapmak ama o biraz pahalıya mal oluyor. Yani güzel bir Amerikan kasa bulacaksın da onu döşeyeceksin de orijinal parça kullanacaksın da ölme şeyim ölme. Abim ben araba manyağım fakat inan şu anda ucuzdur diye motorlara bakıyorum. Onlar da pahalandı. İşte hiçbir fikrim yok. Benimkisi sadece hayal. Kafamda kurduğum bir şey. Mert de öyle şeylerden bahsedince ulan dedim dahil olsam mı? Bunu zamanında en az 6 kişiyle konuşmuşumdur şu 2 sene içerisinde. Hatta bizim Can var biliyorsunuz, ortağım. Onunla da 2 ay önce mi 3 ay önce mi ne konuştum? Dedim ya bir Amerikan projesi yapamaz mıyız? Bir Amerikan toplayalım. Türkiye'de tek olsun. Uğraşalım 1 sene 2 sene yapalım. Biraz böyle içeriden şey hayalim var benim. İşte Discovery Channel'larda, oralarda, buralarda böyle modifiye yapıyorlar ya. Ama Türkiye'de zor. Abi dediğin tarzda en mantıklısı S2000. Hem parçası bol, hem bütçeni çok aşmaz. Hem de dediğin şeyleri yapıyoruz. Çünkü araç hafif, motoru çok güzel ama asılınca araba dönüp duruyor. Oğlum bizim Can'da vardı S2000. Durmuyordu lan o araba, herif. Böyle bir küçük gaza bastı mı götü atıyordu. Sola dönüyordu, sağa dönüyordu yani. Driftlik arabadan çok böyle yere çok iyi tutunan makas kafası piste sokabileceğin bir araba da yapabilirsin mesela. Ama bunlar kaça mal olur bilmiyorum. Şu dönemde hele. Abi sen orman insanısın. Bu yüzden bence sana şöyle güzel 4x4 yakışır. İşte bak, evet pick-up'tı, jip'ti, böyle bu tarz iri kıyım arabaları seviyorum. Yıllarca da kullandım ama içimde bir yerde de bir apaçilik var yani. Bir apaçi arabası yapasım var böyle. Neonlar aşağıda böyle. Diye koyacaksın ya, anlayacaksın. Şov arabası yani. Ya arabada bir şey, geçen bir Tofaş gördüm. Önü yere değiyordu. Lastik desen yoktu. Ben o tür arabaları anlamıyorum. Neden yapıyorlar? O bir hayat tarzı avukat hanım, öyle kolay bir şey değil, onu herkes anlayamaz, boşver. Doğukan Manço'nun kanalına bak abi. O en son galiba çok özel bir araba yapıyordu değil mi? Abi parasını verip bir Evo 9 alsan yazılımla istediğin gibi kasmadan halledilir. Al bak, yakışır sana diye Kadircan video attı, ne lan o? Egzoza bak, Atik ailesinin çadırındaki sobadan. Araba bağlandı gitti. Bunu dışarıda çıkaramazsın. Adamlar önünü görmüyor ki. Sayna da diyor ki boş ver abi arabayı, motor yapalım diyor.
yani benim kafamdaki bu değil ya. Kafamdaki şöyle bir şey. Ya örnek vereyim. Bu. Ya yok, bunu bulup göstermem lazım ya. Ya Mazda bilmediğim şeyler aslında. Senin kafandaki araba GTR 34. Kim bilir, chat'te tabii araba manyağı çok var. Ben araba manyağı olmayıp böyle bir şey yapmak istediğim için bana sonuç lazım. Arabayı alıp kullanacağım abi. Yoksa incik boncuk bilmem. RX-7 falan olabilir ama bunlar kaç paralık arabalar abi? RX-7 bakayım mesela kaç para? 500 bin lira, 355 bin lira var. RX-8 bu. Kaç modelmiş? 2009. Ha bak, böyle 2005, 2004, 2006 var mesela 390 bin liraya. Bak bunları çevirirsin de satarız bizim Volkswagen'i. Bunu alırız. Kampa da bununla gideriz. 91 model RX-7. M50 motorluymuş o. İpacım. Ya da uzay kasadan gideceksin. BMW'den gideceksin. Fiyat doblalım abi. Ben tam bu konu üzerine çalışmadım. Biraz araştırayım. Arabacılar nerede lan? Alo. Merhabalar abi. Hoş geldin Merhabalar abi. kardeşim. Nasılsınız? İyi abi, sen ne yapıyorsun? Hayalimdeki bilgisizce yapmaya çalıştığım arabadan konuşuyorduk. Japon arabası şey, istiyor. Amerikan Evet, diyorsun değil mi sen? Amerika, Amerikan başka bir hayal. Amerikan'ı anlıyor. Amerikan'ı geç. Ben Japon arabası istiyorum. Böyle Tokyo Drift. 2JZ yapacaksın o zaman değil Tokyo mi? Drift arabası istiyorum ya, aynen. Wow. O 2JZ oluyor benim bildiğim işte. Ama onlar da çok masa yani. Harbi milyonlar tutabilir. Yok, Abi Japon lan öyle bir şey kafasına istiyorum. Bak abi. Maksimum 500 bin lira harcayalım. Abi o Japon arabalarını şu an Türkiye'de bulamam. Abi sen 50 Bir de bin mesela liraya RX-7 Porsche'ye falan binmek diyorlar. istedin. RX-7'nin o RX-7 güzel 90 kasası bin sana gelmez o abi. eski, O güzel öbürleri çok kasa o değil. eski. O güzel olan kasası yok. Oğlum bir 320 falan bulsak böyle eski kasa 320 bir anda bak O şeye Japon döndüm. olmuyor abi. Tamam, O işte şu an hemen fikir o değiştirdim. E30, E30'lara falan. E34, E36, E39. E46 hepsi olur, fark etmez. Hepsi olur, orada senin parana bağlı. Araştırsak böyle ki arkadaşlar buradan duyurulur. Bak dedesinin çiftliğinde, köyünde, sağda solda böyle orijinal eski araba kalmış, çürümüş, kasası duran bir arabadan haberdarsanız bana bir şekilde ulaşın. Fotoğraf, video. Belki de öyle ganimet buluruz lan. Dedesi der ki adını getirin. Ne yapıyorsunuz yapın der. Hakkı neyse veririz, çıkar gideriz yani. Hatta Sen araba mı alacağız diyorsun? Öyle. ha, kiralayıp bir modifiye edeceğiz oğlum. Ah, araba çok abi ya. Bir E30 mesela biz bulduk Kadircan'la. E30 bulduk işte. Yapmak için 190 180 bin liraya anlaşmıştık çocukla. Merhabalar. Merhaba Kadir'im. Abiciğim, araba konusu açıldıysa ben spamlandım. Evet Şöyle Kadircan. söyleyeyim sana masrafları. Söyle bakayım. M50 bir kit düşünüyorsan, yani M50 bir motor koyacaksan, çatara patara istiyorsan cadde arabası. Bir M50 motorun full böyle motor işte turbosudur, zartıdır, zurtur, krank, egzantrik falan filan 12 bin dolar falan patlar sana. Sadece motor, Motor setup. 10-12 bin, Sadece sadece setup. setup'ı, kiti 10-12 bin dolar. Ya 10-12 bin dolara motor alırız, turbo alırız, işte egzantrik, forget deriz yani. Full forged yaparız motorun içinde, işte o parçalarını, her şeyini güçlendiririz. 12 bin dolar, 13 bin dolar falan tutar. Baba bunu Bir Hyundai de daha kupeye bunun koyamaz mıyız? Ya Koyarız şeye koyabilirsin ya. Koyarsın da ya. şanzıman kaldı. Şey, şase Ya. kaldırmaz. Şase dağılır abi yolda. Ya şöyle işte, bir de belli değil bu işler yani. Hani 12 bin dolarla başlarsın kafanda. Bir olur 20 bin dolar Ya, ya da olur. 8 bin dolar O yani. işler hiçbir Arabadan arabaya zaman o değişir. hesaplar uymaz çarşıya. Bu her Tabii zaman abi, bir patlar. de bir düşünsene, bir yerde bir şey olacak. Gaza geleceksin lan, şundan da olsun, bundan da olsun. Yani orada iyi gider yani. Ama Ama bak sorun bu yok dediğim yani. böyle alat değil. Bu böyle ömürlük projen olacak. Bir tane Ömürlük bu araban zaten. Abi olacak. o arabayı Böyle uzun vadede bir, bu tip arabaları bir günde çok paran yoksa yapamazsın. Bunları yedire yedire böyle ulan 3 ay geçsin de şu parçayı alayım. 5 ay geçsin de şunu getirteyim. Böyle 3-5 Aynen. sene sonra 6 sene sonra araba böyle bitmeye yakın olacak. Finali bir koyacaksın. Ondan sonra dursun garajında. Ya da çıkartıyorsan çıkartırsın Abi araları. sen Japon istiyorsan da yukarı Tokyo garaja gideceksin yani hani. Doğukan abiye selam vereceksin. Doğukan abiler felaket iyi anlıyor.
Onlar iyi ya o konuda. Adamlar bildiğin kendileri parça yapıyor yani. Hani bu işte Türkiye'de bir de arkadaşları falan da çok iyi ya. Çok iyi biliyorlar. Ya Murat hep böyle benim bir mesaja bak diye heveslendiriyorsun. Araba modeli için bu kadar 200 SX için ne yardırdın? Ben de sandım ki dedenin 200 SX'i var ya. Ben seni tanıyorum abi. Sen git bir lowrider yap. Harbi diyorum. Diğer türlü de para harcayacaksın. Diğer türlü de. Mis gibi bir lowrider yap şöyle kendine. Havalı falan böyle. Pıstırırsın, kaldırırsın. Tam sen. Ama onlar işte. Lowrider'ın mesela şu an masrafı ne olur? Çok mesela oluyor. Airler onların çok pahalı diye biliyorum. Air falan para değil oluyor. Ya. Bir de şey, şey kafasına girmenle de ilgisi var bunun. Orijinalden gideceğim dedim mi? Olay o zaten. İşin boku çıkıyor. Yani bir de yurt dışından alıyorsun. Onun getirmesi, gümrüğü, işte transferi. Oo, boku çıkıyor onun. Olay o zaten. Ona şey airlardan takacağım. Bu dans ettiriyorsun ya San Andreas'ta falan. Onlardan olacak o işte. O air yaptır ya. Air'de bir şey yok ya. Air yaptırırsın. Bir de çok iyi ustalar bulmak lazım. Onu öyle yalandan ustayla olmaz. Türkiye'de çok usta var ya. Var mı lan babası Amerikan ustası falan böyle Amerikancı Göztepe sanayide, Bostancı sanayide falan. İstanbul'da çok var abi. İstanbul'da felaket Amerikancılar var felaket. Var abi var. Hepsinin, herkesin babası usta şimdi bak yandık. Benim. Bir de Tuğkan abi sen ömürlük bir şey istiyorsun ya. Ben o yüzden lowrider yap dedim. Abi gör beni gözünü seveyim. E39 var 5.25 dizel. Gel çıkalım test sürüşüne yakınayım sana. Koray bir özeline bak. Bunu anca chatle falan yürütürüm. Çok güzel şeyler geliyor böyle konuşmalarda. Yalan yok. Hani baya baya dolu dolu. Böyle bak abi burada bu abim var ya da burada babam var, amcam var. Bu konuda iyidir falan. Bir araştırıyorsun. Aa diyorsun lan normalde iki ay araştırsan bulamazsın. İşte yayıncılığın da şeyi bu oluyor, avantajı. Tak diye buluyorum birini.